uyur uyanamazsın, yatma yeşil çimene. Uyur uyanamazsın, derma beni ellere, gönül dayanamazsın. Derma beni ellere, gönül dayanamazsın. Derma beni ellere, gönül dayanamazsın. Ellerimin önünde gül fidanlı bideyi. Sevdim da sevilmedim, çok zoruma gideyim. 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 Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı uşak, anam beni deli eder. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı bırak, anam beni deli eder. Yeter güzelim yeter, iki iki dört eder. Bırak yakamı uşak, anam beni deli eder. Karışık bir şey yaptık ortaya. Ama ay ne kadar güzel oldu. Gel canım benim, gel yorma. Bir tanem abi, şöyle seni oturtturayım. Şimdi bir reklamımız mı var? Aa, evet, 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 evet. Muhteşem. Oy. Sevgili bir tanem. Veriyorum hemen sana. Hızlı, böyle güçlü. Sesin böyle çıkacak benim gibi. Bangır bangır değil mi? Yoksa haftaya yok değil mi bu okumazsa? Okumazsa ben okuyacağım, haftaya yok mu? Hadi bakayım seni dinliyorum. Merakla beklenen Karadeniz Star yarışması başlıyor. Karadeniz'in yeni starı ben olacağım diyorsanız, kendinize ve sesinize güveniyorsanız sahne sizin. Haydi Karadeniz, seçmeler özellikle bayan arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yer Mavi Karadeniz TV, tarih 21.04.2012 Cumartesi saat 12.30. Telefonunuzu bakın verelim. Şimdi ayın 21'inde, Nisan'ın yani Nisan'ın 21'inde sevgili dostlar, Cumartesi günü son gün değil mi? Son gün mü o gün? Son eleme mi? Son eleme, Mavi Karadeniz, efendim bunu konuşmuştuk hatırlarsanız bir gün de, bayağı da bir gülmüştüm hatta bir konusuyla. Niye biliyor musun? Sesine, fiziğine, kendine yani güvenen, bütün, ay ben bu yarışmaya girebilir miyim arkadaşlar? Geç kaldın ya. Vallahi geç kaldın, sen hemen haşimlikten yazılman lazım. Vallahi girebilir miyim bu yarışmaya? Var mı öyle bir şey? Programcılar giremiyor değil mi? Ya ben albümleri saklar. Ha? Jüri mi olayım? Jüri oluruz canım ya. Biz Mavi Karadeniz televizyonunda bayağı bir onlar şey yaptık da. Jüri olabiliriz. Bıdık ben girebiliyorum değil mi? Sesine, fiziğine, yüreğine güvenen bütün hanımefendiler, en çok da hanımefendiler değil mi? Hanımefendiler, eğer ben de Karadeniz starı olmak istiyorum, ben de bu yarışmada bir şeyler yapabilirim, kendime güveniyorum, niye kenarda köşede sesimi saklayayım diyorsanız, efendim 21, 4, yani Nisan'ın 21'inde. Cumartesi son başvurularınız Mavi Karadeniz TV. Doğru mudur? Telefon veremiyoruz. Veriyor muyuz? Telefon veriyormuşuz. 0216 639 0275 efendim, 0216 alan kodu 639 0275. Yıllardır aklımdan çıkmadı bu telefon. Yıllardır bu numara beynimden çıkmadı. Hep aklımda. Var mı başka söylemem gereken bir şey? Bu kadar reklam yeter artık. Bir şey ısmarlarsınız artık yani. Ne vereceksiniz arkadaş? Özellikle bayan arkadaşlar. Niye? Karadeniz'de kadın sanatçı sayısı çok az değil aslında. Çok var da. Bilinçsiz şekilde bu işi yapıyorlar. Bazıları böyle dengeser. O yüzden. He? Olanlar da yavaş yavaş bırakıyor ondan. Bırakmıyor bir tanem. Açık söyleyeyim ben sana. Karadeniz'deki sanatçıların kıymeti şu anda... Ben yavaş yavaş bırakıyorum mesela. Bayan sanatçılar var ya, gerçekten pırlanta gibi bayan sanatçılarımız var. Var şu anda. Çok benim severek dinlediğim hanımefendi sanatçılar var ama birileri de sanatçı kimliğine bürünerekten dengeser işler yapıyor ya. Bu yüzden onlar da kendilerini meydana çıkartmıyor. Ay canım benim, senin ağzını severim. Ha. Canım benim, bunu da bitirdik. Bir mesajım var, hemen okuyorum. Gökçeciğim, sana çok teşekkür ediyorum balım. Çok çok sağ olasın. Reklam yapamıyorum Gökçe, beni idare et, kurban olayım. Bir şeyler yazıyorsun ama Canan Hanım demiş 22 Nisan değil mi? Pazar günü.
Kemallı, kadınlar kolu. Kutlu Doğum Etkinliği. Evet, evet, evet. Ben onları seninle konuşurum Gökçeciğim. Fazla reklama giremiyorum. Sayın yayın yönetmenimiz bu konuyla ilgili beni özellikle uyarıyor. Canımsın. Sevgili Duran, kankam Duran Yavuz. Canım seni izliyorum bugün demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ayın 18'inde Allah kısmet ederse, Mayıs'ın 18'inde bir aksilik olmazsa bir programımız var. Sevgili hocama da söyledim onu akşam. Cuma akşamından sonra yola çıkacağım. Ayın 19'unda Şebin Karahisar'da olacağım. Şebin Karahisar'da olacağım. Bütün Şebin Karahisarlı hemşerilerime de buradan duyurumu da söyleyeyim. Ve bu konuyla ilgili de hemen şuradan söyleyeceğiz canım kardeşim. Bu konuda bana biraz yardımcı olursan çok çok teşekkür edeceğim ama ulaşamıyorum. Evet sevgili İmran değil mi? İmran Avutman. İmran Avutman Turna. Evet. Güzel bir gezi düzenliyorlar. Bütün bayanlarımız hanımefendilerden olmak üzere. Bütün hanımefendiler Şebin Karahisar'da muhteşem bir etkinlik olacak. Toplantı, birbirimizle buluşma. Hani böyle yazları yaylalara falan gidilir ya onun gibi. Güzel bir şey olacak. Sevgili Kenan Yıldız abime çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun yine bizleri yalnız bırakmamışlar. Onun haricinde hemen buraya bakıyorum bir tanem. Dönüyorum buraya. Yoksa eğer hemen sen eserini hazırladın mı? Benim eserim hazırım. Bugün sevgili Bıdığım'a bir tane güzel bir türkü okutacağım. Bugün mesaj bölümünün başında ben oturayım, gelen mesajlara bakayım. Olur mu? Olur abla. Seni de ben alacak mı yanına bunu? Hayır. Yoksa burada mı okuyacaksın? Fark etmez. Burada dikeldiğin yerde mi okuyacaksın? Fark etmez abla. Burada mı? Burada oku. Cemal hocam burada mı okusun, burada mı okusun? Sana bağlı. Yani biraz heyecan yapmasın diye diyorum. Biraz heyecanlanıyor abisi. Yeni çıktı daha bugün inşallah. Bismillah. Bismillah. Evet. Seni o zaman... Yanımda ol. Burada rahat rahat tamam. Okuyabilirsin. Madem öyle. Beraber okuyalım o zaman. Olabilir. 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 Yardımcı olayım. O zaman sizi ortaya alayım. Böyle köşede... Yok ablası unuttuğu yerleri var. Oradan okuyacak repertuarından. Efendim bu arada bayramın ikinci günü Allah kısmet ederse Alıcıra Arda Köyü'nde olacağız ya. Başkanımız bütün bayramın ikinci günü çarşamba günü orada olacağız Arda Köyü'nde. Bu güzel çiçeği sevgili Bıdım, bütün Arda Köyü Yönetim Kurulu adına göndermişler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aslında gül, bu burada Zehra çok şahane. Ben güllere karşıyım aslında. Kopartılmaması gerekir ama koparmışlar. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Alıcı Arda Köyü Yönetim Kurulu'na ve sevgili başkanıma, değerli kardeşime, bizleri izlemekte olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Vallahi muhteşem. Kıyamıyorum ya. Çok güzel. Güle karşı biraz şeyim var benim böyle. Deliliğim var. Ve dün akşam da başkan bize diyor ki sevgili Ali kardeşim. Canucuğum diyor hep başka yerlerden bahsediyorsun. Bayramın ikinci günü de diyor. Pardon bayramın üçüncü günü Arda'da olacağım. Özür dilerim. Bayramın ikinci günü de yine Alıcıra'mızın Doludere köyünde olacağız. Bütün Doludereli hemşerilerime de buradan selam sevgiler olsun. Canucuğum bizi hiç söylemiyorsun. Unuttun mu diyor. Başkanım ilk defa gidiyor mu dedim. İdare et yani Ali abiye. Selam olsun. Türkümüz hazır. Okuyalım bakalım. Gelsin o zaman. Gelsin o zaman bakalım. Hadi bakalım ne gelecek.
öyle harik gezme. Bana mı düştün? Bunu okuduk ama hocam bize baka baka okuduk. Ben korkuyla okudum çünkü hiç geçmediğim bir eserdi. Hatta hata yaptığım yerlerde de gözlerini böyle etti bana bak. Bunun cezasını... Ben de uzun zamandır okumuyordum. Hocama sordum reklam arasında, dedim okuyalım mı okumayalım mı? Şimdi hiç geçmediğimiz bir eseri okuduğum zaman hocam bana diyor ki en az bir ay zaman veriyor. Ondan sonra okutuyor. Kendisi okutuyor, okuyor, bitiriyor. Ondan sonra ben bittikten sonra bana okutuyor. Yine de teşekkür ediyorum. Hocama çok teşekkür ediyorum. Beni Allah razı olsun. Onu tanıdıktan sonra vallahi türkülerin tadına daha iyi vardığımı hissediyorum ama bazen beni delirtiyor. Vallahi. Gerçekten. Kısa mı? Hemen şunu okuyayım, öyle girelim mi? Küçük bir reklama. Alim Çeşme şu an bizleri izliyorlarmış. Sevgili kardeşim Alucra'dan izliyormuş. İyi yayınlar canım kardeşim demiş. Bizleri izliyorlarmış. Aynı 19'unda Şebin Karahisar'da görüşmek dileğiyle demiş. Dilara Koç. Canocuğum çok güzel görünüyorsun. Süper gidiyor. Programın sıradaki parçaya türkü diyelim. Kime demiş? Mertcan. Mertcan'a mı? Armağan olsun. Tamam, bir tane Mertcan'a armağan olsun. Hemen şurada bir değerli kardeşimin bir yazısı vardı. Hemen onu okumak istiyorum sevgili Ercan'ım. Şimdi reklama gideceğiz. Ben reklam arkasından da kesin unuturum. Çünkü Zehra'ma bugün ağırlık vereyim istiyorum. Şurada mıydı? Evet, şuradaydı. Vallahi nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Sen kaybettin ama reklam sonrası olur mu? Reklam sonrası görüşelim o zaman. Bu sefer reklamlarda sen mi söyleyeceksin? Zehra güzel söylüyor ya. Ben Zehra'nın reklam sonrasına Zehra bayıldım. Bayıldım senin. Belki bir şey kaparım. Hadi Zehra. Sevgili izleyenler merhaba. Sizler de vücudunuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulmak ister misiniz? Eğer cevabınız evetse Sağlık Bakanlığı bildirimli, Türk malı ve sadece 69 liraya satılan üçlü muhteşem bir setten oluşan Lasinya ile vücudunuzdaki bütün tüyleri, bütün kılları yok ediyoruz ve yok ederken de daha geç ve daha az çıkmasını sağlıyoruz. Vücudumuzdaki tüylerden ve kıllardan ortalama 10 dakika içinde kurtulabiliyoruz. Hem bayanlar hem erkekler. Lasinya oluşan üçlü muhteşem setten dolayı sizin vücudunuzdaki tüylerden ve vücudunuzdaki kıllardan hem kurtulmanızı sağlayacak hem de daha az ve daha seyrek çıkmasını sağlayacak. Aynen olayı size şöyle anlatmak istiyorum. Vücudunuzda erkekler ve bayanlar, başınız hariç, vücudunuzun hangi bölgesinde, hangi kısımdaki tüyleri dökmek istiyorsanız yapmanız gereken işlem şu. Lasinya'nın birinci tüpünü alıyorsunuz ve dökmek istediğiniz bölgeye bir jel halindedir, kokusuzdur. O bölgeye güzel, kalın bir tabaka halinde sıkıyorsunuz. Ve sıktıktan 10 dakika sonra kalın bir bez, nemli bir mendil ya da banyo lifiyle kılın çıkış yönüne doğru siliyorsunuz. Ve sildiğiniz zaman oradaki tüyler komple bir jiletle alınmış gibi direkt siliniyor. Ve birinci aşama tamamlanıyor. Lasinya'nın birinci setinin görevi burada bitiyor. Tabii bunu anlatırken Lasinya'nın tüy dökücü jelinin sizlere kokusuz olduğunu, rahatsız edici olmadığını, herhangi bir yan etkisi görülmediğini söylemek isterim. Hemen ardından ikinci jelimiz ise tüyü alınmış bölgeye sürülüyor ve 2-3 günde bir sürülüyor. 2-3 günde bir sürüldüğü zaman direkt tüyü alınmış bölgede bir nemlenmeye yol açıyor, hücrelerin yenilenmesine neden oluyor ve pH dengesinin yükselmesine neden oluyor. Ve böylelikle birinci sette aldığınız tüylerinizi İkinci sette daha az ve daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Üstüne üstlük kıllarınızın iri,
Kıllarınızın sarı ya da siyah olmasının hiçbir önemi yok. 10 dakikada bütün tüylerinizden sizleri kurtarıyor ve yapmış olduğunuz düzenli işlemler sayesinde ise tüylerin daha geç çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Ve daha geç çıkmasını sağlarken hem cildinizin pH dengesini koruyorsunuz, hem tüylerinizin daha az çıkmasını sağlıyorsunuz, hem de tüylerinizin daha geç çıkmasını sağlıyorsunuz. Ve güzel bir görünüme sahip oluyorsunuz. Lasinya'nın son seti, yani üçüncü seti ise bayanların selülit problemlerini gidermelerine yardımcı, sıkılaştırıcı bir jeldir. Bu jelde aynen tüy azaltan ikinci set gibi 2 ya da 3 günde bir ortalama olarak tüy alınmış bölgeye sürülür. Ve sürüldüğü zaman selülitlerin giderilmesinde yardımcı olur. Artık bayanlar senelik olarak yaklaşık 1000 TL kuaförlerine para vermeyecekler. Artık başka yerlerde 2 ya da 3 saat kuaför bekleme, ağda ısıtma, ağda soğutma derdi olmayacak. Artık erkekler denize gittiğinizde, pikniğe gittiğinizde ve maça gittiğinizde rahat bir görünüme sahip olabileceksiniz. Bayanlar, artık kuaförlerde zaman harcama derdi olmayacak. Artık kime kullanıldığı, neye kullanıldığı belli olmayan malzemelerin üzerinizde kullanılmasına maruz kalmayacaksınız. İnanın bu kıl ve tüy o kadar büyük bir problem ki hem erkekler hem de bayanlar arasında çeşitli sorunlara yol açabiliyor. GDO'lu ürünler, psikolojik problemler, kişilerin hormonal yapıları aşırı tüylenmeye ve kıllanmaya yol açıyor. Önemli olan bunlarla yaşamak değil, bunların giderilmesinde önemli bir rol oynamak. İşte bunların giderilmesi için Lasinya çok güzel bir ürün. Lasinya 99 liralık satış fiyatı olan ve şu an 69 liraya indirilmiş olup kargo, KDV dahil olmak üzere 69 liraya satılan üçlü bir setten oluşan muhteşem bir ürün. Sağlık Bakanlığı bildirimli ücretsiz kargoyla kapınıza kadar gelecek olan bu ürün sizler tarafından düzenli bir şekilde kullanıldığı zaman vücudunuzdaki bütün tüylerden ve bütün kıllardan kurtulmanıza neden olacak. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki güneş yanığı, yara, iltihaplı bölgelere kullanmayınız. Görülmüş herhangi bir yan etkisi yok. Hemen alt bantlardan bizlere ulaşın ve 99 lira yerine 69 liraya kargo bedeli ödemeden, KDV bedeli ödemeden, ekstra başka hiçbir ücret ödemeden direkt kargoyla kapınıza kadar 7 bölgeye 81 ile mahalle, köy, kasaba demeden kapınıza kadar getirelim. Ve getirirken kargo gizliliği nedeniyle gelen ürünün ne olduğunu kargocu dahi bilmeyecek. Sadece siz bileceksiniz ve kapıda nakit 69 TL'nizi ödeyeceksiniz. Ürününüzü alıp kullanmaya başlayacaksınız. Kullandığınız bölgeye ve kullanım tarzınıza uygun olarak 1, 2 ya da ortalama 3 ay olarak gidebiliyor. Piyasada 300 liraya, 400 liraya ya da 500 liraya satılan birçok ürünle aynı işlemi gördüğü için boşu boşuna paranızı vermeyin. 69 liraya 10 dakika içinde ağrısız, acısız bütün tüylerinizden sizleri yok ediyoruz ve sadece 99 lira yerine 69 liraya kapınıza kadar getiriyoruz. Hemen alt bantlarda görünen numaraları hızlı ve yoğun bir şekilde arıyorsunuz. 69 liralık kampanyamızdan faydalanıyorsunuz ve ürün gelince kullanıp 10 dakikada bütün tüylerinizden kurtuluyorsunuz. Kurtulmuş bu Cemile, kız nereye nereye? Buralar çok kalabalık, kalk gidelim Ünye'ye. Ünye'nin yanı çayır, kız kollarını.
de uzun uzun bacalar. Aman aman. Ah bizim elde de uzun olur geceler. Gülüm aman. Aslına boylum aman. Sıla'da nazlı yarda dilde heceler. Aman aman. Ah ben ölem de beni yara bildirin. Gülüm aman. Suna boylum aman. Sıla'da nazlı yarda dilde heceler. Aman aman. Ah ben ölem de beni yara bildirin. Gülüm aman. Suna boylum aman. Ben bitmeyecek sandıydım, bitti. Ama bu uzun havaları asıl ben bu kadar yorumluyorum diye değil. Bu özel bir istek geldi, o yüzden okudum. Sevgili Cemal Hocam, bunları var ya muhteşem yorumluyor. Gerçekten uzun havaların üstüne. Yani ben ne kadar konuşuyorum, program bittikten sonra bu şımarıyı artık bunun adına hiçbir şey konuşmayacağım. Kararım kesin. Sevgili Zehra'm, şimdi sen güzel bir türkü hareketli böyle yavaş yavaş sonlara geliyoruz ya. Hı hı. Kopalım biraz. İster misin? Yapalım. Olur. Yalnız bir tane şu an yolda seyahat ediyorlar. Amasya'ya doğru gidiyorlarmış. Doğru mu? Amasya'ya doğru. Onu bir okursan bir tane. Oyun havası istenilmiş. Tamam. Vedamızı edeceğiz ve horonlarla bitireceğiz. Mikrofon. Zaten senin derdin beni bir gün öldürecek. Ali abinin dediği gibi. Erdem abi diyorsun ben. Bana mikrofon ver, vermiyor işte. Yani evet. Erdem abi çok ters haklı onlardan. Biraz hızlı ve atık hemen.
Kraliçe canımız şu an Taşova yollarındayız. Reşat Orak olarak Çamoluk Çamoluk'a oynaması bekliyoruz. Seni seviyoruz demiş. Bütün Çamoluklu hemşerilerimiz, Şebin Karasar, Alucra, kimler varsa ekran başında. Bence mendilleri hazırlayın. Efendim, ben vedamı edeceğim ama onun öncesinde sevgili değerli solist arkadaşıma, sanatçı kardeşime bırakayım mikrofonu. O bir vedasını etsin. Biz böyle geride kalan zamanımızı dolu dolu horonlarla bitirelim. Evet, öncelikle ekranları başında bizi bu saate kadar mesajla olsun, izlemekle olsun yalnız bırakmadılar. Çok çok teşekkür ederim. Habına mı bakayım? Demem. Ne demek? Sana mı kıracağım? Abi çok ben diyorum sana. Harbiden vallahi. Aha ne diyecektim? Zaten iki kelimeyi bir araya getiremeyeyim. Gene unuttum. Ne diydin bıdık? Tabii, baştan başla. Herkese buradan saygı selamlar. İnşallah bir dahaki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Bütün şeyi diyeceğim de hep unuttum. Günahı bıdığın başına. Aha gördün mü? Bütün kabak dostlarım senin başına taktı. Canın ne istiyorsa onu söyleyebilirsin. Bir tane. Aslında çifte telli hep beraber yapsak. Sizle deminki yaptığımız gibi daha güzel olmaz mı? Çifte telli mi yapalım diyorsun? Yapalım. O zaman bir değişiklik olsun. Otobüstekiler de kalksın çifte telli oynasınlar. Horonu da başka zamana saklasınlar. Olur mu? Olsun ne demek? Ben çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben teşekkür ettim. Ayağına yüreğine sağlık. Kırmadın bizleri. Allah razı olsun. Yolun açık olsun. Zaman. Yar ve yardımcı olsun ama. Hepimiz. Programımız biliyorsun sezon sonundan sonra yine devam edecek. Albümün çıkmış olur da. Yine olursa ben seni başım gözüm üstüne yine bekliyorum. Her eyvallah, zaman kapım sana demek açık. Güzel insanlara her zaman açık. O zaman efendim. Sözün kısası. Yavaş yavaş yavaş. Buyur yavaş canım kardeşim. Yapalım. Dediğimiz gibi. Efendim sevgili başkanımız bizi tekrar aramış. ve sana senden ola benden bilesini istenilmişti ama bir dahaki haftaya sakla. Her hafta başkanım. Geçen hafta da söyledik, özür diliyoruz. Bütün Ardalı hemşerilerime, kardeşlerime selam olsun. Doludere'ye, Mesudi'ye bire başka vardı. Abdili Köyü'ne, hepsini tek tek unutuyorum ama Şebin Karasar Buzkeçi Köyü'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yarınki cumaları da mübarek olsun. Evet. Allah yar ve yardımcılar olsun efendim. Her şey gönlünüzce olsun. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Bütün kameraman arkadaşlarıma, rejiye, seste ve yapımda emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Otobüstekiler de kalksın ya. Bütün...
çekip çeker. Çok sallanma kibar yarim, cahilim aklım gider. Al kalbim şeker, asil etlik çeker. Çok çarkalama yavrum benim, cahilim aklım gider. Haydi! Senin adın elbiye, ben kullandım sende dolan.